Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Askeri fabrika derhal. 21 tane oldu. Araştırma slotumuz boş. Sene 1942. Alman ordusu yenildi. Artık Almanlar son demlerini oynuyorlar. Bu savaşı kaybettiler. Gayet de kötü bir şekilde kaybettiler. Bakın zaten görüyoruz buradan. 620 bin Alman ölümüne sebep olmuşuz. Çok ağır kayıplar verdiler. Tahminimden de hızlı kaybediyorlar şu anda. Çünkü biz Balkanlarda gayet iyi bir savunma hattı oluşturduk. Balkanlarda evet. Bu biraz kötü oldu. Almanlar bizden de bayağı kayıp verdirmişler yani, orası ayrı mesele de. Yine de hadi Fransa be. Fransa da al artık topraklarını da. Şu Almanları biz de bir yenmiş olalım güzelce. Evet, krom madenlerini de geliştiriyoruz. Gayet iyi. Ağır kayıplar bunlar. Almanlar için gerçekten çok çok büyük kayıplar. Tüm müttefiklere düştü Almanların. Kendilerinin de neredeyse %47'si gitti. Kızıltepe'ye karşı olan durumumuzu ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Oraya hiç girmeyeceğim. Şu neymiş mesela, Roma'da ezme olayı. Tel Krallığı zaten düştü şu anda. Kırıkkale tankı alalım. Bu önemli bizim için. İki tane askeri fabrikamız olur. En azından iki askeri fabrikayla biraz bir şeyler yapabiliriz. Daha güçlü oluruz. Ordular gerçekten büyük bir savaşı görüyorlar. Çok iyi bir şey kazanıyorlar. Tecrübe kazanıyorlar. Yugoslavya, Romanya ve Türkiye orduları sayesinde zaten bu savaş bu hale geldi. Aynı zamanda Yunan ordusu da var. Evet, özgür Fransa da kendi topraklarını yavaş yavaş almaya başlıyor. Gayet güzel. Fransızlar biz bu savaşı hızlı bir şekilde, olabildiğince hızlı bir şekilde bitireceğiz gibime geliyor. Biz de bitiririz abi. Hiç sıkıntı yok chat. Avrupa düşecek bence. Bence düşecek Avrupa. Her türlü Almanya gidiyor. Norveç toprağını geri kazanmaya başlamış. Sovyetler Birliği burada gördüğünüz gibi. Birçok toprağı geri almış. Berlin hattı gidiyor. Şu anda Almanların elinden.
Evet. Ama hala da daha direniyorlar yani, düşmediler. Hala daha direnmeleri bizim için tabii ki de biraz sıkıntı. Çünkü 1942 yılının ortalarına geliyoruz. Şu çıkartma çok işe yarayacak gerçekten. İtalya'da düşmüşken şu çıkartma, şuraların gitmesi. Skandinavya'yı kaybetmeleri bizim çok işimize gelecek. Weimar gidiyor. Kassel gidiyor. Erfurt gidiyor. Ve Almanlar düşüyor. Tabi savaş bittiğinde o toprakların hepsi Yugoslavya'ya kalmayacak. Dağıtacaklar, farklı devletler kurulacak eskisi gibi. Öyle her şey Sovyetler bir Yugoslavları kalsaydı o. Evet. İşte bu bir tık kötü oldu. Orayı ben almak isterdim açıkçası. Orayı ben almak isterdim. Alamadık ama olsun, sıkıntı yok. Güzel. Gayet güzel oldu. Evet, fabrikaları üretmeye devam edelim. İzmir'in altyapısını geliştireceğim. Şöyle şuranın da altyapısını geliştirmek istiyorum. Konya'yı da geliştirelim. Kayseri'yi de aynı şekilde. Malatya'yı, Hatay'ı kesinlikle. Almanlara karşı olmasa bile diğer güçlere karşı bizim çok işimize yarayacak bu altyapıyı geliştirmeli. Almanlar kaybedecekler, onu söyleyeyim. Düştüler zaten. Artık zafer puanları onların elinde kalmayacak.
Efendim. Evet, şimdi. Hadi ya, şurayı bir düşüremedik. Nasıl bir savunma hattı çizdilerse, oluşturdularsa bir türlü düşüremedik oraya. Gerçekten Almanya bitti yani, neredeyse gitti şu anda. Ya ben bu kadar çabuk biteceğini düşünmüyordum savaşın, ama bu kadar çabuk bitti gerçekten. Ellerindeki ordular yavaş yavaş bitiyor bakın. Kayıplarına bakın. 6,51 milyon. En fazla ikinci kaybı da biz yaratmışız Almanlara bu arada. Hemen Yıldız Sarayı'ndan taşınalım. Yıldız Sarayı'nda kalmaya hiçbir gerek yok. Arkadaşlar, bu seriyi beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Twitch'ten de beni takip edin lütfen. Bana destek olursanız sevinirim. Alacağım abi şunu. Yunanlar bize ne veriyormuş? Aynen, verin kanka bize. Size destek olun. Atın bana destekleri. Ekipmana ihtiyacım var. Her türlü iş yapar ekipman. Fazlamaz göz çıkarmaz. Oy, ne kayıp olacak ya. Çok fazla adam kaybedecekler şurada çok. Nazi Almanya'sı gerçekten şu anda zor durumda ki Berlin düştü mü? Berlin de düştü. Hamburg'a çekildiler başkent olarak. İlk banatların çoğu kesilmiş durumda. Destek veremezler. Çıkarma olacak mı acaba? Şu anda bakıyorum. Olmayacak gibi duruyor. Evet, savaş bitti ve Almanlar teslim oldu. Ben İtalya Krallığı'ndan toprak istiyorum. Yok, tüm vilayetleri almayacağım. Nereyi istiyorum biliyor musunuz? Şurası neresi? Kampanya. Evet, bunu bana veriyorlar. Burayı alacağım. Şu bölgeyi istiyorum. Evet, burayı vermiyorlar ama. Şöyle yapalım. Onu da alalım. Sonra bir de Sicilya'yı verirler mi? Sicilya'yı da alayım. Yok, burayı istemiyorum. Sardunya neresi? Aa, Sardunya'yı abi, çok bir ton şey üretiliyor. Hadi be, vermediler Sardunya'yı, tüh. Norveç'e bakalım. Norveç'ten herhangi bir şey alabiliyor muyuz? Alırız abi. Şu alüminyum var bak, Bergen'de. Neresiymiş şurası? Bu mu, bu mu? Bak şimdi. 725 değil, 492'liği alacağım ben. Tamam. Güzel. Yine de bu savaştan bence bayağı da karlı çıktık şu anda. Birçok kaynak elde ettik.
Almanlar yenildi. Almanya Cumhuriyeti oldu. Biz birçok kaynak elde ettik. Birçok yerde askeri fabrika sayımızı arttırdık. Şimdi şöyle bakalım. Evet, birçok devlette saldırmazlık paktını iptal ediyor. Evet arkadaşlar, şimdilik bu serimiz buraya kadar değil tabi, devam edeceğiz. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.